Teknokulisten herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda daha birlikteyiz. Bugün özel bir konuğumuz var. Samsung'un geçtiğimiz IFA 2014 öncesinde resmen tanıttığı Galaxy Note Edge isimli modeli ofisimizin konuğu oldu. Birkaç gün sonra inceleme yazısı ve videosuyla sizlerle birlikte olacağız. Ama öncelikle isterseniz gelin ufak bir ilk bakış yapalım telefon için. Biliyorsunuz Samsung'un Galaxy Note ailesi büyük ekranı ve S Pen özelliğiyle oldukça dikkat çeken bir aile. Dolayısıyla bir süre önce Note 4 ile karşılaşmıştık. Ama elimizde şu an Note Edge gibi bir model var ve bu model biraz farklı bir model. Sizin de dikkatinizi çekmiştir. Şöyle de göstermek istiyorum. Cihazın Super AMOLED ekranının sağ yan tarafı kavisli olarak tasarlandı ve bu ekran ana ekrandan bağımsız olarak çalışıyor. Bu sayede hem güç tasarrufu hem de kullanım kolaylığı amaçlanıyor. Samsung'un geliştirdiği yepyeni bir teknoloji. Ekran sizin de gördüğünüz gibi yan taraf ayrıca çalışıyor. Örneğin ekranı açtım. Görüyorsunuz burada farklı bilgiler var ve burayı sağ sol yaparak bazı servisler için internet bağlantısı da gerekiyor tabii ki. Görüyorsunuz burada birçok kısa yollar var. Google Play, internet, mesajlaşma, kamera, yine kronometre, zaman ayarları, farklı şeyler. Kameraya geldiğimizde bakın kamera çekimi yaptığımız zaman ana ekran tamamen bize kalıyor. Böylelikle ekran modları ya da kamera ayarlarının ve benzeri şeylerin hepsi ikinci ekranda, yani kavisli tarafta konumlandırılıyor. Böylelikle ana ekran tamamen bize kalıyor. Her ne kadar şu yan taraftaki ufak resim penceresini saymasak, aynı durum izleyeceğimiz videolarda da geçerli. Bir mesaj bildirimi ya da herhangi bir güncelleme dosyası ile ilgili bilgi geldiğinde de yine bunu üst tarafta görüyoruz. Biz oyun oynarken ya da video seyrederken herhangi bir şekilde bundan etkilenmiyoruz. Bu arada ekranı ayarlayabildiğiniz sürece, yani biliyorsunuz tamamen de dönebiliyor ekran. Sol el kullanan kullanıcılar da yine buradaki menülerden yararlanabiliyor. Onu da hemen ayarlayalım şuradan. Gördüğünüz gibi sol elli kullanıcılar da böylelikle bu tarafı kullanabiliyorlar. Bu ekranın bir diğer güzelliği de telefon uyku modundayken ana ekranı açmadan ya da bazen böyle koruyucu kılıflar da kullanıyoruz. Yine ana ekranı açmadan sadece yan taraftaki ekranı aktif hale getirebiliyoruz ve sadece burayı kullanarak da enerji tasarrufu elde edebiliyoruz. Cihazın arka kapağı açılıyor. 16 megapiksel kamerası var. Onu da belirteyim. Yine LED flash ışıklı olarak görüyorsunuz. Arka kapak bu şekilde açılabiliyor. Onun dışında tabii ki geliştirilmiş S Pen'in olduğunu söylemiştim. O da burada yine. Bunun dışında sizin de gördüğünüz gibi menüler arası geçişleri de oldukça akıcı görünüyor. Hatta şöyle yapalım. Görüyorsunuz. Detaylı incelemesiyle yakında karşınızda olacağız. Şimdilik bu kadar.